Evet arkadaşlar, fonksiyonların son kısımlarındayız. Artık son iki video daha kaldı. Sonra artık fonksiyonları bitirmiş olacağız. Ve başlıyorum. Fonksiyonların birbiri türünden yazılması. Hemen örneğime bakıyorum. Fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. Fx fonksiyonunun gx türünden eşitini bulunuz diyor bize. Peki, biz burada bu ikisi arasında bir bağlantı kuracağız. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Ortak olan ikisinde de yalnızca x değeri var arkadaşlar. O yüzden biz x'i yalnız bırakıp gx'li bir ifade bulup burada da o x yerine bulduğumuz değeri yerine yazacağız. Bu şekilde düzenleme yapıyorum. Fx'in gx türünden değeri istendiği için fx ile gx'in ortak değerleri x. O yüzden gx'teki x'i yalnız bırakıp fx'te x yerine yazıyorum. Olay budur. Hemen bunun altında gizli bir var. İçler dışlar yapalım. O halde x eksi 1 çarpı gx eşittir x artı 1. Hemen dağıtıyorum. X, gx, eksi gx eşittir x artı 1. Şimdi x'leri buluşturuyorum. Sabit değerleri buluşturuyorum. Yani şuradaki x'leri bir araya getirmek için bunu karşıya gönderdim. Bu arkadaşı da buraya attım. O halde x, gx, eksi x eşittir. Artı gx olarak geçti. Artı 1 de burada bulunuyordu. Bu kısmı x parantezine alırsak eğer gx eksi 1 eşittir. Karşı tarafta gx artı 1. X'i yalnız bırakmak için her tarafı gx eksi 1 değerine bölüyorum. Burayı da gx eksi 1'e bölüyorum. Ve bu arkadaşlar birbirini götürüyor. X değerim ortaya çıktı. Gx artı 1 bölü g'de x, şurayı yine ayrı bir parantezle tabii ki gx eksi 1, gx eksi 1. O yüzden gx eksi 1 diyoruz. Peki bunu bulduktan sonra ne yapacağız? Hemen farklı bir kalem alıp yine şuraya çözümü gerçekleştiriyorum. Bakın fx fonksiyonu bize verilmişti. X eksi 2 olarak. Ben de x'i gx cinsinden buldum. Getirip onu buradaki x yerine yazıyorum. Yani gx artı 1 bölü g'de x eksi 1. Şimdi bu ifadeden 2 çıkarıyormuşuz. Eksi 2. Tabii ki payda eşit diyeceğiz. O yüzden şunu hemen çarpı olarak atıyorum. Gx artı 1 eksi 2 tane gx. Eksi ile eksinin çarpımından artı 2 bölü. Artık payda ortak. Gx eksi 1 elde etmiş oldum. Buradan sonrası tamamen düzenlemeden oluşuyor. Gx eksi 2 gx'den eksi gx elde ediyorum. Artı 3 buradan geliyor. Bölü gx eksi 1. İşte bizim fx'imizin gx cinsinden bulduğumuz değerimiz bu oluyor. Ve geldim buraya. Yine bana bir fonksiyon varmış. Fx eksi 2 eşittir f'de x eksi 1 fonksiyonuna. F'de x artı 5 fonksiyonunun fx cinsinden değeri nedir diye soruyor. Hani arkadaşlar şöyle bir şey öğrenmiştik. F'leri buluşturuyoruz. Sabitleri buluşturuyoruz. O yüzden fx eksi f'de x eksi 1 dediğimiz değer eşittir 2 şeklinde yazıyorduk. Daha sonra f'de x artı 5'e kadar gitmem gerekiyor. Yani ben burada x yerine x artı 1 yazarsam f'de x artı 1 eksi f'de x elde etmiş olurum. Tekrar x yerine x artı 1 yazarsam yine ya da burada x artı 2 yazarsam sonuçta 2 bu arada. F'de hep 1 arttırıyorum. X artı 2 5'e kadar gideceğim artı 5'e kadar. Eksi f'de x artı 1 oldu burası. Yine 2'ye eşit oldu. F'de x artı 3 eksi f'de x artı 2 eşittir. Yine 2 sabit çünkü bu değer. F'de x artı 4 eksi f'de x artı 3 eşittir. Yine 2. F'de x artı 5 işte istenene ulaştım. Eksi f'de x artı 4 eşittir 2. Şimdi taraf tarafa toplarsanız bu ifadeleri. Bakın şunlar böyle çapraz bir şekilde birbirini götürüyor artı eksi durumunda bulunduğu için. Ve elimde f'de x artı 5 eksi f'de x kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz ben şu kısmı hiç ele almadım. Çünkü bunu ele alırsam eğer fx'ler de gider f'de x eksi 1 kalır. Benden istenen
fx cinsinden verilen bir değer var. F'de x artı 5 isteniyor. O yüzden buna göre bir düzenleme yaptım. Fx artı 5'in fx cinsinden değeri istendiği için sadece bu ikisi bulunmalı elimde. Bu fazlalık olacaktı. O yüzden bundan faydalanarak düzenlememi yaptım. Gidenleri götürdüm. Geriye kalanlar da istenen cinsinden olduğu için bu işlemi alınır dedim. Eşittir diyorum. Buradan itibaren toplamaya başlıyorum bakın. Elimde 5 tane 2 var. O da 10 değerini veriyor. Demek ki fx artı 5'in fx cinsinden değeri dediği için bunu yalnız bırakmalıyım ve karşıya göndermeliyim. O halde f'de x artı 5 dediğimiz değer eşittir fx artı 10 yaptı. Yani ben bunu fx cinsinden yazmış oldum. Her zaman ne türünden istiyorsa eşitliğin bir tarafı tamamen bundan oluşacak. Diğer tarafı da sorulan fx artı 1 eşittir olarak yalnız kalacak. Diğeri de fx'in yanında başka değerlerde bulunabilir. O şekilde yazılacak. Ve geldim buraya. Fx eşittir 3 üzeri x olduğuna göre f de x eksi 1 fonksiyonunun f de x artı 2 türünden değeri nedir? Burada da üstü ifade bilgilerini kullanarak aslında ortak bir değer yakalamamız lazım. Hemen f de x eksi 1'i buluyorum arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 1 oluyor. Ben de bunu 3 üzeri x bölü 3 olarak yazabiliyorum. F de x artı 2'yi bulalım. Eşittir. O da 3 üzeri x artı 2. Bu arkadaşı da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabiliyorum. Yani bakın ikisinde de ortak olan 3 üzeri x değerleri var. Demek ki ben 3 üzeri x'leri yalnız bırakıp birbirine eşitlersem birbiri cinsinden yazacağım. Yani amacım x'ler gitsin sadece fx eksi 1 ve f'de x artı 2 değerleri elde edelim. O yüzden hemen şuradaki bölü 3'ü buraya çarpı 3 olarak gönderirsem 3 üzeri x değerimi 3 çarpı f'de x eksi 1 olarak bulabilirim. İlk işlem bu. Şimdi buraya baktığınızda bunu da 3'ün karesinden 9'a bölersem karşı tarafı da 9'a böleceğim. Bunlar birbirini götürecek ve yine 3 üzeri x yalnız kalacak. Bu ifadede f'de x artı 2 bölü 9 olacak. Baktığınız zaman iki ifadede 3 üzeri x birbirine eşit olduğu için karşı taraftaki değerleri de eşit olmak zorunda diyorum. O halde 3 çarpı f'de x eksi 1 eşittir f'de x artı 2 bölü 9. Benden istenen f'de x eksi 1'in f'de x artı 2 türünden değeri. O yüzden bunu yalnız bırakacağım. Bunu yalnız bırakmak için de yanındaki 3 katsayısına her iki tarafı da böleceğim. Bu arkadaşlar birbirini götürdü. Bunun altında gizli 1 var. Bu da buraya çarpı 1 bölü 3 olarak geçtiği için elimde f'de hemen şöyle göstereyim. F'de x artı 2 bölü 9 çarpı 3'ten 27 değeri olmuş oldu. İşte f'de x eksi 1 dediğim değer f'de x artı 2 türünden yazılmış oldu. Ve geldim bu örneğime. Burada da arkadaşlar size grafik üzerinden bir yorum istemiş. Şunu biliyorduk. Tersinde 3 demek y'nin 3 olduğu değer için x nedir? Bakın 0 için 3'e gider bu fonksiyon. O yüzden burası 0'dır. Şimdi de diyor ki f'de 2a eksi 1 eşittir 0. Yani y değeri 0 iken x kaçtır? X herhangi bir sayı için y 0 olduğunda x kesen noktadır, köktür. Bakın x'in 0 olduğu değer için y'yi keser. Y'nin 0 olduğu değer için de x'i keser fonksiyon. O sebeple 0 olan değer eksi 2 olduğu için 2a eksi 1 değerim eksi 2'ye eşittir. Buradan karşıya gönderiyorum 2a eşittir eksi 1 oluyor. A da buradan eksi 1 bölü 2 olarak bize cevabı vermiş oluyor. Şöyle küçük bir not düşmüşüm. Bunu daha detaylı da anlatacağım arkadaşlar. Fonksiyonların ters fonksiyonlarının grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Kurtulamadık şu ters fonksiyondan, bileşkeden arkadaşlar. Tekrar ediyorum. F'in tersinde 1. Bana f'in tersinin fonksiyonunu verdiği için 1 bizi 1'e götürür arkadaşlar, yazdık. F'de 0 değeri f'in tersinde x varsa f'de 0
buranın sonucunun sıfır olduğu değerdir ki siz bunları yer değiştirdiğinizde f'de sıfır eşittir x olur. İçler değişirse fonksiyon normale dönerdi. O halde biz y değerinin sıfır olduğu kısmı istiyoruz. O da x'in 3 olduğu durumda, yani kesen noktasının olduğu yerde sıfırdır. O yüzden bunun sonucu da 3'e gider diyorum. Bölü tersinde eksi 1, ters fonksiyon verildiği için direkt eksi 1 beni 3'e götürdü. Eğer normal bir fonksiyonda fx'de tersini sorsaydı y değeri için x'e bakacaktım. Ama şu anda ters fonksiyon verip tersinde istemiş. Sadece burada düz fonksiyonda normal bir şekilde fx'de istediği için eşittir 0 dedim. Çünkü yer değiştirdiklerinde fonksiyon düze döner demiştik. Olayımız bu arkadaşlar. Buradan da 4 bölü 3 cevabı getirdi. Hemen yine bileşke ve tersle alakalı bir örnek daha yapalım. Öncelikle bu G bileşke F'in tersinde 3 demekti. G bileşke F'in tersinde 3 de şöyle aynı şeyi tekrar yazmış oldum. G de F eksi 1 3 anlamına geliyordu. Şimdi bana Fx verilmiş. F'in tersinde 3, y'nin 3 olduğu değer için x nedir? Yani şöyle düşünün. F'in tersinde 3 eşittir a ise yer değiştirdim. F de a eşittir 3 dedim. Demek ki y'nin 3 olduğu değer için işte içerisi, yani x değeri nedir diye sormuş oluyor. O halde y'nin 3 olduğu değer, bakın y eksenini kestiği nokta olduğu için x'i 0'dır f'de. O yüzden sonuç 0'dır. O halde benden g'de 0 istiyor bu fonksiyon için. G fonksiyonu burada 0 değeri yine y'yi kesen noktasından 4'e götürdü. Şu kısmı 4 olarak bulmuş olduk. Artı hemen buraya geliyorum. Bu ifadede f'de g'nin tersinde 2 demekti. Hemen kapattım. O halde g'nin tersinde 2. Bakın g fonksiyonu normal bir şekilde verilmiş bana. Tersinde 2 demek y'nin 2 olduğu değer için x nedir demek. O da eksi 2. Eksi 2 seni 2'ye götürür. O yüzden burası eksi 2. O halde ben f'de eksi 2'yi arıyorum. F fonksiyonu. Bu fonksiyon, bakın eksi 2 bizi nereye götürüyor f'de? 4'e götürüyor. O halde her ikisi de 4'e gittiği için sonucumuz da 8'miş diyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun sıfırlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar f fonksiyonu bakın şuradaki fonksiyondur. Ben bu fonksiyonun sıfırlarını buluyorsam sıfırlar demek kökler demek. Yani x eksenini kesen noktalar demek. X'i kesen noktalar eksi 5. Orijin olduğu için 0 ve 5 değerleridir diyorum. G fonksiyonunun sıfırlarına bakarsanız g'nin tek bir sıfırı var. Bakın g fonksiyonu buradaki doğru. Baktığınız zaman yalnızca x eksenini 5'te kesiyor. O yüzden 0'ı kökü 5'tir diyorum. Fx eşittir gx'i sağlayan x değeri, ikisinin kesiştiği yer gördüğünüz gibi ortak olan noktası yine 5'tir diyoruz. Burada da bize bir fonksiyonda 0 sonucu vermiş. Fx nedir diyor. Bakın fx fonksiyonu verilmiş. Bunun içerisine hangi sonuç için 0 yaparız diye bakıyorum. Yani köklerini arıyorum. Bakın eksi 3 0 yapan bir noktası. Teğet geçmiş ama sonuçta orada 0. 4 0 yapan bir noktası. O yüzden 2 eksi fx değeriniz ya sizi eksi 3'e götürür ya da 2 eksi fx değeriniz sizi 4'e götürür. Hemen bunu çözelim. Bu arkadaşı buraya, bu arkadaşı buraya attım. Fx eşittir 5 oldu. Peki fx 5 ise bunu sağlayan x değeri nedir arkadaşlar? 5'e giden. Bakın fx fonksiyonu için eksi 4. Bunu biraz daha burada çizmiş muhtemelen. Ben şöyle taşırmış olabilirim. Eksi 4 de sizi 5'e götürecek. Şöyle düşünelim. Eksi 4 de sizi 5'e götürecek. 2 de sizi 5'e götürecek bu fonksiyon için. 2 tane değer var. Şunu çözümlersek eğer. Bunu karşıya gönderdim. F'de x eşittir. Eksi 2 oldu. Eksi 2'ye giden tek bir değeriniz var. Bakın arkadaşlar 5. Bunu sağlayan x değeri 5. Bu arkadaşı sağlayan x değerleri de eksi 4'e 2'dir